Evet kıymetli dostlar herkese mutlu pazarlar diliyorum 18 Şubat 2024'ün e, ilk uzun videosuyla karşınızdayım çok şey konuşacağım ama kısa öz konuşmak zorundayım çünkü sevmiyorsunuz uzun konuşmamı Fenerbahçe'miz 1-0 geriye düştüğü müsabakada dünya tarihine geçecek bir zeminde oynanan daha doğrusu dünya tarihine geçecek şartlarda oynanan maçta İkinci yarı bulduğu gollerle 3-1 kazanmasını bildi. Futbolcularımız Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Edin Ceko yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Serdar Dursun bu şanlı camiaya geri dönmek tekrar nasip oldu. Benim için paha biçilemez bu forma altında her dakikanın kıymetini biliyorum. Çok özel bir andı benim için. 5-6 ay sonra geri dönüp oyuna girip 4-5 dakika sonra skor bulmak benim için inanılmazdı. Allah büyüktür derler ya aynen öyle oldu. Çok şükür nasip oldu. Daha önemlisi bugün geri dönmek için çok iyi sinyal verdik. Çok haklı bir galibiyet aldık. Bu galibiyet taraftarlarımıza Armağan olsun. Sezon başı bir karar vermem lazımdı. Kafa olarak en son demiştim gideyim oynayayım. Sonra Ocak'ta tekrar nasip oldu. Uşanlı camiaya geri dönmek. Benim için paha biçilemez. Bu formu altında her dakikanın kıymetini biliyorum. İnşallah böyle mücadele ederek taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz. Bir de şampiyon olmak istiyoruz. Artık yeter diyoruz. Bugün çok önemli bir galibiyettim. Herkese armağan olsun diyor. Serdar Dursun. Şimdi artık yeter diyor. Şampiyon olmak istiyoruz. Haksız mı? Bence haklı. Mert Hakan yanında çok çalışarak kendimi 5 dakikada olsa, 1 dakikada olsa Fenerbahçe'ye hizmet etmek için hazır tutuyorum. Kazandığımız için mutluyum. Mutluyuz. Kayseri'de yaşadığım talihsiz bir olay vardı. O günden bugüne kadar her şeyi içim attım. Açıkçası çok doluyum. Sadece bu armaya saygımdan sustum. Hiçbir zaman konuşmadım. Bugün de iyi gün diye. Bugün iyi gün diye konuşmuyorum. Camia dün bir şey başlattı. Biz de futbolcu olarak buna ön ayak olduk. Ee, Neyse peşlerinden gittik ama yalandan değil. Burada yeniden tüm camiamıza taraftarımıza sesleniyorum. Bu kulübün bir parçasını en genç oyuncusunu bile medyadaki kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçeceğiz. Bu kulüp bu arma kalıcı. Biz de bu armağanı değerini herkesten iyi biliyoruz. Kimse merak etmesin. Onlardan tek ricam son düdük çalana kadar kim olursa olsun ismin önemi yok. Bizimle birlikte olsunlar. Tıpkı bugün deplasmana gelen taraftarımız gibi. Bu arma için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Maçla ilgili çok fazla şey söylemek istemiyorum. Benim için de iyi geçtiği için çok mutluyum. Önemli olan Fenerbahçe demiş. Şimdi aynı Mert Hakan'ı Gaziantep maçına yerin dibine soktuk mu? Soktuk. Kabul. Ama aynı Mert Hakan'ı Çaykur Rize maçında da göklere çıkarttık mı? Çıkarttık. Belki bir sonraki maç kötü oynayacak. Arkadaşlar eleştirirken de överken de lütfen dozacı kaçırmayalım. Anlatabiliyor muyum? Bunlar insan. Yani biz bu, biz de bu camianın büyüklüğünden üzerimizdeki baskının da büyük olacağını biliyoruz. Buraya gelirken de biliyordum. Ama ben geldiğim ilk günden beri bu baskıyı fazlasıyla hissedenlerden biriyim maalesef. Kendi atalarım dolu tabii ki. Buna bazen de ben ben de yol açtım. Bu camiada uzun süre kalmak istiyorsanız herhalde bu mücadeleyi iyi vermek zorundasınız. Güçlü bir mantaliteye sahip olmak zorundasınız. Bana verilen her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. İşin arka kısmında Fenerbahçe'miz için, camiamız için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Herhalde bunun ödülünü Rabbim bana veriyor her sahaya çıktığında. O yüzden çok çalışarak kendimi 5 dakikada olsa 1 dakikada olsa Fenerbahçe'ye hizmet için hazır tutuyorum. Edin Ceko'nun konuşmaları ansiklopedi yazacak cinsten arkadaşlar. İyi dinleyin. Sanırım ilk yerde oyunu saha koşullarını çok iyi anlayamadık. Bu zeminde futbol oynanamayacağını ilk yarıda anlayamamıştık çünkü. Saha çok ıslaktı, su doluydu, golü de zaten bu sebepten yedik. İlk yarı bizim için zordu ama ikinci yarıda daha farklı bir oyun sergilememiz gerektiğini anladık. Çünkü bu zeminde yerden pas yapmak mümkün değildi. Bak teknik direktör kısmı falan filan. Bunu anlayınca işler bizim için daha iyi gitmeye başladı. Oyuna ikinci yarıda giren 3 oyuncu da oyuna enerji katlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Skor değiştirmemizde bize yardımcı oldular. Büyük takımların bunu yapmaları gerekir. İşler yolunda gitmediği zaman karakter koymaları gerekiyor. İkinci yarıda bizim yaptığımız gibi diyor. Türkiye'de daha önceki maçlarda görmüştüm. Zor şartlar altında oynadık ama aynı şartlar onlar için de geçerliydi. Rakibimiz de bu zeminde top oynanmayacağını anladığı için onlar da çok fazla uzun top oynadılar. İlk yarıda özellikle bizim atak yaptığımız yarı sahada çim fazla gözükmüyordu. Çok su doluydu. Anladınız mı arkadaşlar? Kaleciler için de çok zordu. Kaleciler zaman zaman top oynayabilmek için kaleden biraz açılmaları gerektiğini gördüm. Özellikle zeminin bu tarafına yakın olan kısımda çok su vardı. Biz de hep öbür taraftan oynamak zorunda kaldık. Zeminlerin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe için değil, diğer takımlar için de, Türk futbolunun daha iyi oynaması için zeminlerin iyileşmesi gerekiyor. Rize Spor'da toplu oynamayı seven bir takım. Onlar için daha iyi bir zemin iyi olur diyor. Bu benim. Benim karakterim bu. Takım aidiyetine ilgili konuşuyor. Ben kaybetmeyi sevmiyorum. Her zaman kazanmak isterim. Kazanmayı severim. Özellikle Fenerbahçe'de bu şekilde. Fenerbahçe uzun yıllar zor dönemler geçirdi. Kazandığım zaman eve mutlu gidiyorum. Kaybettiğimiz evde, kaybettiğimiz evden çıkmıyorum. Uyuyamıyorum. Neleri daha iyi yapabilirdik diye düşünüyorum. Ama sadece ben değil. Takımdaki çoğu oyuncunun böyle olduğunu düşünüyorum. Bugün de bir karakter koyduk. Bunu zaman zaman yapmamız gerekir. Sahaya pozitif bir enerji koymamız gerekir. Bazen savaşmanız gerekir. Bugün yapmış olduğumuz gibi diyor. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Karakterden, zor şartlardan, yani pas yapamamaktan vesaire şikayetçi. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Gömmeyi biliyorsunuz, övmeyi biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu çok merak ediyorum. Bakın İsmail Kartal. Haftalardır bir buhramdaydı, bir bunalımdaydı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Süper Lig'in en iyi Türk stoperi Çağlar Söyüncü. Çaykur Rizespor karşılaşmasında 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanmış. 8 hava topunun 6'sını kazanmış. Yani 19'da 14 ikili mücadele kazanmış. En çok top uzaklaştıran futbolcu olmuş. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Şimdi gömmeyi bildiğimiz gibi övmeyi biliyor muyuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Biliyor muyuz? Hakikaten soruyorum. İsmail Kartal. Şimdi ben İsmail Kartal olsam derim ki al bakın nasıl neler yaptım şöyle böyle bak. İsmail Kartal ukalalık ve şov yaptığı zaman çok sıkıntılı bir insan. Ve kaybeden bir insan olur. Loser olur. Kendi bile anlamaz nasıl loser oldum diye. İsmail Kartal eleştirilerden pay çıkarıp doğru eleştiriyi doğru alıp yanlış yani yanlış şeyi yanlış yapması lazım. Yani yanlış denilen şeyleri de düşünüp düzeltmesi lazım. Şimdi arkadaşlar İsmail Kartal Öncelikle iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takım oyuncular da delikanlı gibi çıktı ve erkek gibi futbol oynadı. Delikanlı gibi çıktı, erkek gibi futbol oynadı. Bilmiyorum acaba kime şey soktu. Ee... Hiç bunlara sığınmadık. Rakip takımın antrenörünü, teknik ekibini ve futbolcularını tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmediler. Bu kadar ağır bir sahaya ve kötü bir zemine rağmen iki takım oyuncular da ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalıştılar. Futbol oynamaya çalıştık. İlk devre istediğimizi yapamadık. Biz oynamaya çalışan bir takımız sahanın belirli bölümlerinde su birikintileri ve ağır zemin vardı. Oyuncuların bu matematiği çok fazla algılayamadılar. Algılayamadığımız için çok da iyi bir görüntü ortaya koymadık. 1-0 geriye düştük. Buna adapte olabilecek, buna yatkın ve maçı çevirebileceğine inandığım oyuncularım ikinci yarıda oyuna sokarak yaptığımız bu hamlelerimizle maçı dengeledik ve oyunun üstünlüğünü ele geçirdik. Şimdi Serdar Dursun oyuna girdi gol attı. Bir gol. Tadiç bir asist yaptı. Bu arada Tadiç 12 gol 10 asiste ulaştı. Double double yaptı. 10 üzerine çıktığı için. İrfan Can Kahveci bir gol bir asist yaptı. Hem de 45 dakika oynamasına rağmen. Edin Ceko bir gol attı. Gol krallığını sürdürdü ve devam etti. Ve bu zeminde bu şartlarda sıfır sakat vererek sıfır sakat vererek geceyi epey bereketli geçirdik bence. İsmail Kartal'ın şimdi ee, anladık mı? Hamleler doğru mu? Güzel gitti mi? Çok güzel. Devam edelim. İkili mücadelelerde biz daha fazla öne geçtik. Daha fazla top kazanmaya başladık ve ikinci toplar almaya başlayınca da golleri bulduk. Arkadaşlar ben size maç sonu istatistikleri verdim ama o maçın geneli. İkinci yarıda Fenerbahçe rakibi dövdü. Çünkü bunu devre arası yayında söyledim. Bizim atak yapacağımız taraf yani ilk yarıda bizim savunduğumuz kale tarafı daha temizdi. Rakip atağa geldi golünü attı tamam. Ama bizim atak yaptığımız taraf rezaletti. Üstüne bir de su eklendi. Yağmur durmadı ikinci yarı şartlar değişti. Yağmur yine durmadı ama Fenerbahçe alacağını aldı. Devam edelim İsmail Kartal'a. İlk devre istediğimizi yapmayı başaramadık. Biz oynamaya çalışan bir takımız. Sahanın belli bölümlerinde su birikintileri ağır zemin vardı diyor. Şimdi diyor ki. Maçı çevirebileceğine inandığım oyuncuları ikinci yarıda aldım. Üstünlüğü ele geçirdik. İkili mücadelelerde daha fazla öne geçtik. Daha fazla top kazanmaya başladık. İkinci toplar almaya başlayınca da golleri bulduk. Yani iyi mücadele etmemiz gerekiyordu bugün iyi futboldan ziyade. İyi bir strateji ortaya koymamız gerekiyordu. İkinci yarı iyi mücadele ve iyi bir stratejiyle maçı kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Rize Spor'un hocasına, teknik heyetine oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Kazanmak için oyunu çirkinleştirmediler. Her iki takım da böyle ağır zeminde futbol oynamaya çalıştıkları için tekrar tebrik ediyorum. <laughs> Kazandığımız için de oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 puan çok çok önemliydi. Taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. Verdi ve Osterwolder'in performansı sorulmuş. Böylesine ağır zeminde çok fazla futbol performans konuşmak doğru değil. Biz iyi mücadele ettik. Biz strateji ortaya koyduk. Bugünkü oyunun gerçekte karşılığı iyi futbol değil. Çünkü pas yapamıyorsunuz. Top gitmiyor. Bazı yerlerde kalıyor falan. Bizim de iyi mücadele etmemiz gerekiyordu. Uzun toplarla ikinci topları alarak Rakibe baskı kurmamız gerekiyordu. İkinci yer bunu daha iyi yaptık. Skor elimize geçirerek maçı kazanmasını bildik diyor. Şimdi burada anlaşılmayan bir şey var mı? Eksik bir şey var mı arkadaşlar? Hocam şuraya da değinmemiş hani diye. Mesela bakın arkadaşlar İsmail Kartal'ın inat ederse eğer çok sıkıntı yaşarız. İsmail Kartal inat etmezse o zaman da çok güzel günler yaşarız. Yani eleştirileri var. Erkek gibi oynadık lafı. Yani çok net bir laf. Bir haftadır biz Galatasaray'ın Ankara gücü zemini için ağlamasını dinledik. Bir haftadır. İstisnasız ağlıyorlar. Ya yeter. Bir haftadır ağlanmaz ya. Bu kadar olmaz. Bak Fenerbahçe Ankara gücü zeminli. Dedi ki arkadaş bu zemin sıkıntılı. İlk, ilk devreden bahsediyorum ha. Oynayacaksınız dedi. Gitti oynadı Fenerbahçe. Çıktı çatır çatır kazandı. Şimdi diyorlar ki efendim yok başka stada alınsın yok İstanbul'da oynansın oldu canım Galatasaray İstanbul'da oynamaz mıydı utanmadan. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Şu saatten sonra ben ligde artık sahanın ortasına bomba da düşse maç erteleneceğini zannetmiyorum. Ha yoğun fikstür varsa sıkışık fikstür var maçı erteleseler Süper Kupa finalini erteleyecekler. Yani iptal edecekler öyle bir şey. Orada lafım yok. Ama bu da kendi hatalarından. Şimdi Burak Çağlan Kızılhan maçın bitiminde açıklamalarda bulunmuş. Nereden başlayayım? Şimdi iki farklı haber var. Neyse şuradan başlayayım. Çok önemli 3 puanı hanemize yazdırdık. 90 dakika boyunca yağmur dinmedi. Taraftar susmadı. Takımımız ciddi mücadele verdi. Saha şartlarını gördük. Yani hep beraber haber. Hocamızı, takımımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir 3 puan almış olduk diyor. Şimdi ee, stadyum zeminleri hakkında bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'deki zeminlerin ne kadar kötü olduğunu gün gibi aşikar. Sadece bu konuşuluyor son günlerde. Rize Spor'un zemininin çok kötü olduğunu biliyorduk. Yağmur bastırdı zeminin daha da ağırlaştı. Biz bunu hiçbir zaman diğer takımlar gibi bir pazarlık unsuru yapmadık. Gündeme taşımadık. Delikanlı gibi çıktık. Mücadele verdik. 3 puan aldık. Şimdi bakın delikanlı gibi. Bundan sonra 12-13 hafta kaldı. Artık her hafta bir final olacak. O yüzden TFF'nin özellikle maçlarla, statlarla ilgili verdiği kararları çok yakından takip edeceğiz. Biz nasıl bu şartlarda bundan daha kötü bir zemin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu akşam oynadığımız zeminden bahsediyorum diyor. Biz nasıl oynadıysak her takımda çıkacak. mücadelesine verecek. Oynayacak. Bu kadar basit. Öyle değil mi? Son olarak hakeme değinmek istiyorum. Bu akşam hep beraber izledik. Tüm kamuoyu da gördü. Hakemin vermiş olduğu kararların neredeyse çoğu hepsi belki de rakip takım lehine. Verilen verilmeyen kartlar, kırmızı kartlar, Faul pozisyonları tamamen rakip takım lehine verilmiş durumda. Golden önce çok net bir şekilde tad için omzuna basıyor. Hiçbir reaksiyon yok. Arkadaşlar benim de dikkatimden kaçtı bu omzuna basma işi ya. Yani tartışmalı pozisyonlarda merakla bekliyorum hani tad için omzuna basma olayı. Hani eğer bir basma varsa bu bir fauldür. Yani ise golün iptali gerekir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi. <laughs> Aklıma gelmişken söyleyeyim. Muammer'in Şimanski'ye yaptığı faalde Deniz Çoban oyuncunun topla ilgisi yok. Hız var, ayak gergin, acımasızlık var. Üstten geliyor, bileğe basıyor, şekil bozukluğu oluşuyor. Basma anında görüntü dağıldığı için var müdahale edemez ancak net kırmızı kart. Bülent Yıldırım da ben boardline olarak görüyorum diyor. Hani basma noktasını hakem sahada kırmızı verse kabul ederim var karışamaz diyor. Bahattin Duran'da kırmızı kart olsa daha doğru olurdu. Var müdahale edemez diyor. Bak ben buna sarı kart dedim mesela. Ya ben buna sarı kart dedim. Peki bir şey soracağım. Hani bazıları yalan söylemek yuva yaptığı için. Hani diyor ya Fenerbahçe'yi kolluyorlar. Diye. Ben bir şey merak ediyorum. Burada kırmızı verse. Bak tartışmasız da kırmızı. Fener'i kollamış mı olacak? Hakkını mı teslim etmiş olacak? Ki Burak Şalan Kızılhan'da diyor Şimanski'ye yapılan faulde gösterilmeyen kırmızı kart olacak iş değil. Çok net. Arda kardeşlerin zaten Fenerbahçe ve camiasıyla bugüne kadar yapmış oldukları ve vermiş olduğu kararlar çok net. Bu çok açık bir şekilde bellidir ki Türk futbolunun Arda kardeşler ve benzeri hakemlerden kurtulması gerekiyor. Tekrardan takımımızı tebrik ediyorum diyor. Arkadaşlar ben size soruyorum. Türk futbolunun Arda kardeşlerden ve benzer hakemlerden kurtulması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Gerekiyorsa ya da gerekmiyorsa bunu kim ister ya da kim istemez? Bence bunu konuşalım. Ben size bir şey söyleyeyim. Arda kardeşler dini imanı Galatasaray olan hak yani Fenerbahçe'yi sevmeyen, Fenerbahçe'nin hakkını yemeyi kendisine şiar edilmiş bir arkadaşımızdır. Arda kardeşler Türk futbolundan defolup gitse inanın Türk futbolu bayağı bir şey kazanmış olacak. Ve maalesef ve maalesef durum ortada. Bakın Fenerbahçe hafta sonu mesaisi yapıyor. Futbolda kazanıyor. Kadın futbolda kazanıyor. Basketbolda devam ediyor. Voleybolda devam ediyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Ve bu kadar şey yapan <laughs> yani böyle bir ee, böyle bir olaya imza atan kişinin yani neyse. Çok da şey yapmayacağım. Bak fıtrat değişir sanma. Bu kan o kandır diyor. Alper Yemeniciler. Ya Fenerbahçe'nin <laughs> galibiyeti Gerçekten birilerine mesaj olması lazım. Çağlar Söyücü diyor ki beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda diyor. İşte ben Galatasaraylıların şey algısı yapacaklarını düşünüyordum. Bak Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj veriyorlar. O da seçim öncesi bu şarkıyı söylerdi. Fenerbahçe işte siyasetten medet umuyor falan diye algı yapmalarını beklerdi. Bunu niye yapmadılar? Bizden niye yok? Tabi işin şaka kısmı bir tarafa. Fenerbahçe kanırta kanırta kazanmayı bildi. Yani Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray falan değil arkadaşlar. Fenerbahçe'nin rakibi çok değişik bir algı. Çok değişik bir olgu. Çok değişik bir yapı. Fenerbahçe bir yapıyla mücadele ediyor. Ya hocam biz de paranoyak olduk. Şimdi herkese de düşman ilan ediyoruz. Abi kesinlikle düşman değil. 45 bak 7. dakika. Shelby'nin yemesi gereken sarı kart var. Trio ekibinin tamamı sarı kart diyor. 42. dakika kontrol kayarak kesiyor. Yemesi gereken ikinci sarı kart. 90 artı 6 da Serdar Dursun'a yaptığı kayarak hareket. Mert Hakan Yandaş'ın yediği sarı kart mesela. Rakip gelmiş formasından tutmuş uzun süre sürüklemiş. Mert Hakan Yandaş sarı kart diyor. Merak ediyorum. Kaleci değil Mert Hakan Yandaş. Bu noktaya kadar gelmiş. Niye sarı kart diyor? Ben çözemedim olayı. Ben hala çözemedim olayı. Niye sarı kart dediğini çözemedim. Şerbi'den bahsettim. Akintola. 58'de vuruyor. Hakeme bir de itiraz ediyor. Ulan vuruyorsun. Bak vuruyorsun. Sarı kart. Bir de hakeme itiraz ediyorsun şiddetli. İkinci sarıdan direkt atılman lazım. Gel gör ki. Yani gel gör ki sorun ortada. Neyse. Ee, çok, çok daha farklı şey söylerim de. Serdar Dursun, Edin Ceko, çift forvet. İsmail Kartal B planı, C planı, D planı. Ha hocam bu galibiyet bizi yanıltmasın. Önümüzdeki maçlara bakın. Tabii ki de önümüzdeki maçlara bakacağız arkadaşlar. Manyak mısınız? Önümüzdeki maçlara bakmayın. Nereye bakacağız? Yani yapay zeka. Lan hep aynı hakemler mi gelir lan? Nasıl bir yapay zeka bu? Bu geri zeka o zaman. Yapay zeka falan değil ya. Allah Allah. Neyse. Ben daha şey söylerim de. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe hak etti. Fenerbahçe kazandı. İsmail Kartal'ın etkisi gayet iyiydi. İsmail Kartal elinden geleni yaptı. Türk futbolunun Arda Kalleşlerden ve bunlar gibi hakemlerden de kurtulması lazım. Eğer bir marka değerinden bahsediyorsak. Kaldı ki şu sahada oynamak hani Mehmet Büyükekşi'nin herhalde gururudur. Şöyle bir sahada oynatmak. Ya ben şey de çok merak ediyorum. Samsun maçı ilk yerdeki Samsun İstanbul maçı. Ertelendi maç. Bu kadar yağış var mıydı ya? Çok merak ediyorum. Ben maçın bitiminde kazanımlara bakarım. Biz Serdar Dursun'u kazandık. Biz bugün Mert Hakan Yandaş'ı kazandık. Değil mi? Biz bugün Edin Ceko'yu kazandık. Biz bugün Tadic'i de kazandık. Yaptığı asiste. Biz bugün Çağlar Söyüncü'yü de kazandık belki. Geçen maç biraz sırıtıyordu. Ama ben şunu söyleyeyim. Lafımı düşünüp söylüyorum. Kadıköy'de Çağlar Söyüncü yok oluyor taraftarın önünde. Kadıköy'de futbolcular yok oluyor taraftarın önünde. Ben İsmail Kartal'a bir tavsiyede bulunayım. Haddim olmayarak. Rakipler seni çözdü. Hangi kadroyla çıkacağını çözdü. Hangi değişikliği yapacağını çözdü. Sen artık hani onlara küçük sürprizler hazırlamak zorundasın. Bir kişi, iki kişi küçük sürprizler. Kasımpaşa maçında Batçu ile başlasan Kasımpaşa teknik direktörünün 1 milyon yıl aklına gelmez. İrfancan bugün bir gol yani bu maçta bir gol bir asist yaptı. İrfancanı yedeye çekip Cengiz'den başlayacağım bir Allah'ın kulunun aklına gelmez. Tadiç asist yapmış. Tadiç'i kıza çekip onun yerine atıyorum Cengiz'de ya da İrfan'la başlayacağım bir kişinin aklına gelmez. Anlatabiliyor muyum? Ferdi'yi sağa attın, Osterwold'e'yi sola attın. <laughs> Ferdi'yi kesip Kasımpaşa maçında o sağ bek, Osterwold'e'yi sol bek oynatacağım bir Allah'ın kulunun aklına gelmez. İsmail Kurnuç Şimanski çıkıyorsun. Şimanski'yi oynatmayıp Şimanski'nin yine İrfan Can'ı oynasam bir Allah'ın kulunun aklına gelmez. Artık küçük sürprizlerle maçı kazanmak zorundasın. Mesela ben İsmail Kartal olsam sağda Cengiz ortada İsmail İrfan Şimanski ile başlarım. Rakibin kesinlikle aklına gelmez. Katiyen aklına gelmez. Ve ben bir şey söyleyeyim. O Samuel kesin olarak dönüyor. Arkadaşlar Fred için de dualarınızı eksik etmeyin. Yarın Fred'in detaylı kontrolü var. Yani Fred'in detaylı kontrolü tertemiz çıkarsa cumartesi günü oynamasında hiçbir mahsur yok. Bak. Kurul hiç 8 oynar. 2 haftaya Fred dönecek. Fred'in yedeği olarak 8 oynamak ayrı. Anlatabiliyor muyum? Te yani Fred'in yedeği 8 olarak oynamak aynı. Direkt 8 oynamak aynı. Yani Fred'in yedeği e Fred'in yedeği 8 olarak oynarsa Kurunic biz Kurunic'ten çok ciddi verim alırız. Fred'in yedeği 8 olarak. Niye? Oyuna sonradan girer. Fred'i e de dinlendirir. Takım da avantaj elde eder. Anlatabiliyor muyum? Yani yapmamız gereken şey basit, belli, net. Takımımıza sahip çıkalım. Takımımıza sahip çıkalım. takımıza sahip çıkalım. Arkadaşlar bugün inşallah eğer beklediğimiz güzel haberler gelirse bir canlı yayın daha açarız. Orada da birçok kişiye üyelik hediye edilir. O yüzden o haber gelene kadar en zengince video izleyin. Beğeni atın. Mümkünse oynatma listelerini açın. Çünkü hediyeler bunlara bağlı olarak geliyor. Üyelik falan hediye ederken arkadaşlar sistem kendi atıyor. Diyor ki şu kanalda çok zaman geçirdi. Şu çok beğeni attı diyor. Sistem seçiyor. Biz seçmiyoruz. Bilginiz olsun. Güzel bir galibiyet. Bu galibiyeti taşlandırmak için artık daha dikkatli olmamız lazım. Önümüze bakmamız lazım. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.